Hepinize günaydın. Elif'ime bakın Elif. Dün çok zor bir gün geçirdin değil mi anneciğim? Ama güzel bir güne uyandık. Elif'im. Günaydın. Günaydın. Beslendi anne kuzusu. Sabaha kadar beslenmesi yine açıkta kaldı arkadaşlar. Beslenmedi. Sadece serum aldı. Şimdi hemşire ablası geldi. Kan aldı. Böyle serumu gidiyor. Ama mama da içti. Mamayı 150'den 110'a düşürdük. Değil mi annem? Sen neye gülüyordun ne? Günaydın. Günaydın Elifada. Günaydın Elifada. Üstünü giydirmedik arkadaşlar. Çünkü ateşe meyilli diye doktorlar üstünü giydirmiyor. Bu konuda da söyleyeyim. Ben şöyle hatta battaniye örtüyorum. Bunu bile sadece bacaklarını ört diyorlar. Ben örtüyorum. Yalnızım. Sabah babamız 6'da çıktı yine hastanede. Şu anda saat 9. Evet. Evet. Evet bebeğim. Güzel bir gün olsun inşallah arkadaşlar. Gülerken siz de görün istedim. Okey. Geçecek. Şunu. Nifada. Nasılsın? İyiyim ben. Teyzeleyim bugün daha iyiyim de. Biraz kaba de öksülüğüm vardı. Ama ben iyiyim de. Çok şükür. Şimdi bugün katetere dikiş atacaklar arkadaşlar. Çıkmasın risk atmayalım diye. Bugün bol bol postural drenaj ve pat pat ve aspire günü. Atletini bile giydirmiyorlar. Ateşe meyilli çünkü bu oda sıcak olduğu için. Bir de bugün dalağa alındığı için arkadaşlar aşı günü. Aşıları yapılacakmış dalak operasyonundan 15 gün sonra diye. Bugün 15. günü. Allah izin verirse. Besleniyor şu anda Elifa'da. Patoloji sonucu da çıkmış dalaktaki. Onu da soracağız. Bana mesaj geldi. Bakalım ne durumda. Böyle saçlarını övdüm bugün. Babaannesi de bu hallerini verdi. Değil mi annem? Dinleniyor minnoş. Ele kızımı. Ele kızımı. Ele kızımı. Aman kızım. Hadi kızım. Güle güle. İyi ol be kızım hadi. Gidelim mi burada? Tamam mı annem? Kaçalım burada. Oldu mu kızım? Evet. Tamam mı? Gidelim evet. Mi? Küçük küçük. Koyalım gidelim burada. Koyalım gidelim burada. Koyalım gidelim burada. Ya gidelim tamam mı? Koyalım gidelim burada. Kalalım. Kalsın buralık tamam mı? Evimize gidelim. Seni şey bekliyor. Şanslı. Ya. Ya. Tamam benim kızım. Tatlım benim. Hoppa. Elif sallanıyor mu? Çiki 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 çiki. Hoppa. Düt 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 düt. Elifada bom bom bom. Elifada şip şap şop. Burnu uzun lü lü lü. Arkadaşlar Elifada'nın doktorları geldi. Değil mi annem? Babaannesi tam balgamını yakalarken görmüşler. Çok güzel bakıyor demişler. Değil mi annem? Bugün sekresyonu aşırı derecede fazla. Hırıltısı çok. Sürekli postural drenaj ve aspire ediyoruz. Şimdi böyle ağız bakım, ağız içini yutmasını kolaylaştırması için doktor masaj yapın demişti. Masaj yapacağım. Eldiven de giydim ki ağız içini de yapabilmek için. Bunu Merve Hoca saldırmıştı. Ama böyle yanak içlerine uyarı vereceğim arkadaşlar yutmasını kolaylaştırması için. Her şey mideni mi bulandırıyor bugün? Ama annem yutman lazım çünkü değil mi? Evet. Şey deniz akıntısı var anne. Deniz akıntısı şey yapıyor. Her şey sıkın ya. Serum fizyolojikle açtık. Evet bak yanaklarına masaj yapalım anne. Şey anne bir çite versene. Nerede ki bir çite acaba? Burada. Bak elimi değdirmeyeyim de bana bir çite verelim. Evet bak yutmayı öğren hadi öyle. Tamam mı? Evet. Evet. Böyle ağzına su vererek deneyin demişlerdi. Denedik. Elif o da daha yutabiliyor. O yüzden de böyle ağzına uyarı vereceğim. Bak salvarını akıtıyor anne yaptığını. Altına pisliği aldın mı? Pisliği aldın mı? Yut hadi. Aferin sana. Senin burnunu yapıyor vallahi içeriden içeriden. Elif o da. Deniz akıntısı var. Dilini damağına. Yanağını. Evet. Evet anne. Hep uyarı verelim. Tamam mı?
Korulmak seni. Bugün hırlak mısın sen? Aç bakalım. Aç annem de. Biberonumuzu tutalım, tamam mı? Kendimiz babamızı çevirelim. Tüpümüzü yutalım. Anne açıver. Hava zaten güneş yok artık. Kaparmış. Aferin sana. Aferin sana. Yağmur gelecek. Aferin sana. Böyle çiğnemi tüpüledi. Böyle dişlerimi yere vereceğim. Hadi sık. Hadi sık bunu. Hadi ısır bunu. Hadi ısır anne. Aferin sana. Ooo, deniz akıntısına. Aferin, hadi yut. Yut annem tükürüğünü. Yut kızım tükürüğünü, aferin sana. Hadi bir tane annem. Öyle. Yanak içlerine masaj yapın deniz. Hadi yanak içlerine masaj yapıyorum. Evet. Dişlerine. Bak dişlerin var. Yeni yeni dişlerin de var. Gördün mü? Evet. Hadi ısır anne. Aferin sana. Suratını. Isırırım vallahi seni. Heh, hadi gel. Aferin sana. Sonra da aspir edeyim seni, tamam mı? Aferin. Aferin ısırdı anne tutuyor. Bak sen. Ben ısırıyorum. Şu. Değil mi Elifada? Elif Ada'ya ağız için uyarı verince Elif Ada daha da sıkıştı. Hem annem. Arkadaşlar serum fizyolojikle burnunu açtım. Eldivenlerini giydim. Bir güzel giriştim Elif Ada'ya. Hemşire Hanım geldi. O da yardımcı oldu. Evet. Gülen fotoğrafını koyduk. Babaannesi. Şimdi Elif Ada'ya yengesinin aldığı kitapları okuyacağım. Elif Ada burada. Babaanne de orada. Değil mi Elif Ada? Çok şükür. Anne ama bak ses kesildi, gördün mü? Burnunu açtım arkadaşlar serum fizyolojikle, sonra da aspir ettim bayağı. Sıkıştı biraz ama çok şükür rahatladı. Oksijen de iyi gidiyor. Biraz saçı kaydı olarak ama rahat. Şimdi kitap okuyacağım ben kızıma. Okuyayım mı Elif Ada? Okuyayım mı Elif Ada kitap sana? Hadi okuyalım. Hadi okuyalım bebişim. Ama bak sana şöyle okuyordum ben yoğun bakımda böyle gör diye. Gene aynısını yapalım mı? He? Gene aynısını yapalım. Bir zamanlar ülkenin birinde zengin bir tüccar 3 kızıyla birlikte yaşıyormuş. Kızlarından büyük olan ikisi bencil ve kıskançmış. Adı güzel olan en küçük kız ise iyi kalpli ve yardımsevermiş. Güzelin adı gibi kendisi de huyları da çok güzelmiş. Bu yüzden onu herkes çok severmiş. Uyuyacaksın mı? Dinlen. Bak Elif Ada, güzeli gördün mü? Pembe elbisesi var. Aa, çirkin ne? Neydi diğerinin adı? Bencil de mor ve bordo elbise giymiş. Babaları da var, gördün mü Elif Ada? Hadi çevirelim bakalım neler varmış burada. Ya sen hatırladın mı bu kitabı? Ben sana okuydum ya bu kitapları. Tüccar bir gün başka bir şehre giderken gördüğü şatonun bahçesinden bir gül koparmış. Bu sırada karşısına çıkan çirkin bir yaratık şatonun kendisinin olduğunu, izinsiz kopardığı gül için adamı cezalandıracağını söylemiş. Tüccar yaratıktan kendisini affetmesini istemiş. Yaratık kızlarından birisini kendisine verirse tüccar affedeceğini söylemiş. Gördün mü annem çirkin adamı? Ha, gördün mü? Evet bak kızım. Aa, babası aldın o gülü, şimdi kızlarından birini vereceksin ya. Öyle mi Elif Ada? Uyuyacaksın mı? Evet ben okuyayım, sen uyu bir tanem. Bak bak bak. Evet. Tüccar eve dönüp durumu anlatmış. Büyük kızlar bunu asla kabul etmeyeceklerini söylemişler. Güzel babasını kurtarmak için kabul etmiş. Ah güzel. Anneciğim güzellerin kaderi mi bu? Adı da güzel, kendi de güzel. Değil mi kızım? Güzel şatoya vardığında canavar onu çok iyi karşılamış. Güzel şatoda yaşamaya ve günlerini çirkinle geçirmeye başlamış. Çirkin güzelin sıkılmaması için ona güzel hikayeler anlatıyormuş. Vay! Annesinin Elif Ada'ya anlattığı gibi. Elif Ada da sıkılmasın. Değil mi çirkin? Aferin sana. Sen ne kadar güzel bakıyorsun güzele. Günlerden bir gün çirkin hastalanmış ve yataklara düşmüş.
Güzel onun iyileşmesi için elinden geleni yapıyormuş. Güzel Çirkin'in durumu o kadar çok üzülmüş ki ağlamaya başlamış. Gözyaşlarının dokunduğu Çirkin birden yakışıklı bir prense dönüşmüş. Vay canına. Çirkin birden yakışıklı bir prense dönüşmüş. Yaşlı bir cadının prense yaptığı büyü sevgi ve gözyaşıyla bozulmuş. İki genç bir ömür boyu mutluluk içinde yaşamışlar. Gördün mü Elif Ada? Ya anneciğim, gördün mü? Sevgi ne kadar güçlü bir şey. Ya Çirkin diye eğer güzel ona gitmeseydi, böylesi güzel, yakışıklı ve iyi bir adamla karşılaşmayacaktı. Onu üzülmesin diye ona güzel güzel kitaplar okumuş. Anne de sana okur değil mi aşkım? Sevginin gücü neleri neleri ispatladı. Elif Ada da en güzel örneği inşallah. Değil mi kızım? Ya duanın gücünü, duanın gücünü, sevginin gücüyle herkes iyileşiyor. Herkes inşallah değil mi annem? Gökten üç elma düşmüş. Biri Elif Ada'nın başına, biri babaannenin başına, biri de annenin başına. Tatlı rüyalar. Arkadaşlar patoloji sonucuna daha bakmamışlar. Doktorlarla görüştüm şimdi. Vallahi bakınca inşallah güzel çıkmıştır patoloji sonucu da. Merak ediyorum ne çıktı, ne o dalakta Elif Ada'yı aylarca mahveden şey neydi? İnşallah kötü huylu değildir. İnşallah bir sıkıntı vermez yani. Trombosit de aşırı yüksek Elif Ada'nın. Biz bu kadar hiç yüksek görmemiştik. Hep böyle sınırlarda, altlarda sınırı bile görmüyorduk. 50 binde, alt sınırı 150 binde. 50 binlerde, 60 binlerde, 30 binde hatta trombosit alta günlerde oldu. Şu anda 700'lerde, 700 binlerdeymiş arkadaşlar. Kullandığı ilaçlar, kan alımı hepsi etkenmiş. Elif Ada'nın vücudu da artık hani bunu yükseltmeye başladılar. Dalaktan sonra zaten beklediğimiz ilk şey trombositin yükselmesiydi. Öyle bekliyorum bakalım. Elimi okşuyorum, kitabını okudum. Babaannemizle ikimiz de çay yapacağız arkadaşlar. Şimdi çaycı kahve makinemi getirmiştim. Onunla su kaynatıyorum. Böyle sallama çay falan yapıyoruz kendimize. Kahve yapıyoruz. İçiyoruz güllenlemle. Kitaplarımız, masaj aletimiz bir kenarda. Şurada masaj aletlerini arkadaşlar şey yaptım. Eldiven poşete koydum. Poşet eldivene koydum. Onları da orada kötü olmasın diye. Bekliyoruz kızım. Bekliyoruz kızım. Benim, o benim elimi okşuyor. Benim okşuyor. Oy kurban olur anne seni yaradan. Uyuyacak, rahatladı çok şükür. Baba mı gelmiş aşkım? Baba oturttu bugün kucağına da benim minik kuşumu. Nasıl gördün babası bugün? Bugün daha iyi maşallah. Çok şükür. Toparlıyor babası. Şimdi mamasını da vereceğiz Elif Ada'nın. Babası oturacak biraz kucağında. Kaldırırken mutlu oldu diye kaldırdı, oturttu babası. Bugün sık aspirasyon ve sekrasyonu fazlaydı duyduğunuz gibi de. O yüzden ona ihtiyacı vardı ama. Evet, gayet iyi çok şükür. Çok şükür kızımı. Arkadaşlar dualarınızı eksik etmeyin inşallah. Meleğim mücadele ediyor. Bizim mücadelesine meleğimizin dualarla da teyze hoşları eşlik edebilir misiniz lütfen? Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi bir özlemişlerdir ama. Ama ağlayarak hoşçakal denmez ki annem. Ağlayarak hoşçakal tamam, denmez tamam. Ki. Tamam bir tanem. Oy, baba bak çok sever seni. Kaldırınca yata yasa yazık çocuğum. Ama anneciğim bak belin yanın her yerin bir toparlasın. Evet. Aynen sırtın ağrımadı mı? Evet sırtın ağrımadı mı? Kaç gün yattın annem. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.